Teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki oturumumuzun konusu sosyal sürdürülebilirlik. Evet değerli konuklarımız, sıradaki oturumumuzun konusu sosyal sürdürülebilirlik. Bu oturumun sponsoru Türk Telekom. Ben hemen panelistlerimizi sahneye davet etmek istiyorum. FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Malala Foundation kurucu ortak ve eski CEO'su Şiza Şahit, Coca-Cola Türkiye Afkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Molinas, Spark Schools Güney Afrika kurucu ortağı Ryan Harrison ve bu oturumu modere etmesi için NEF CEO'su Erden Timur'u sahneye davet ediyorum. Evet, herkese merhabalar. Biraz müşterilerimiz azalmışa benziyor ama. Çok önemli bir konu konuşacağız. Özellikle patronların, yani emanetçi sahiplerin, herkesin burada olmasını bir şekilde sağlayabilirsek çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Güzel konular konuşacağız. Yani iki gündür damlaları konuştuk. Şimdi Derya'yı konuşacağız. O yüzden Derya'yı dinlemeye davet ediyoruz. Biraz şey promosyon yapmaya çalışıyorum ama. Evet, ben çok kısa şeyler söyleyeceğim. Konuşmacılara tüm süreyi kullandırmaya çalışacağım. Süremize de maksimum oranda riayet etmeye çalışacağız. Herkese tekrar selamlar. Sürdürülebilirliği, sosyal sürdürülebilirliği basit iki soruyla anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle 100 sene önce dünyanın en zengini kimdi veya zenginleri veya Türkiye'nin en zengini kimdi veya ne iş yapıyorlardı? Aramızda buna cevap verecek çok çok az sayıda insan vardır. Ama 1200'lü yıllarda yaşamış Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bektaş'ı veya milattan önce 400'lü yıllarda yaşamış Konfüçyus'u hepimiz biliriz. Yani burada bilmeyenimiz yoktur bile. Bırakın isimlerini bilmeye, felsefelerine dair şeyler biliriz. Sürdürülebilirliğin bence basit tanımı dünyada varlığını arttırmaya çalışanlar değil de her zaman hiçliğine ulaşmaya çalışanlar var oluyorlar. Dolayısıyla biz bugün bir bakıma hiçliğe ulaşma yolu konuşacağız. Burada bununla ilgili çok değerli ekspertiz sahibi ve gönülsel bu konuda değer öncüleri var. Öncelikle Hüsnü Bey'le başlayacaktım. Fakat burada aramızda bu işte uluslararası olarak çok önemli şeyler yapmış genç bir hanımefendi var. Onun da uçağa yetişmesi lazım. Şiza Hanım. Bunların ışığında ben sizden Malala Fund'ın hikayesini dinlemek istiyorum. Malala
Yusuf Sahi ile yollarınız nasıl kesişti? Onun bir yanıyla trajik ama bir yanıyla da insana cesaret veren bir öyküsü var. Onunla birlikte neler yapıyorsunuz? Ve Malala Fund'ın yola çıkış amacı, hedefi ne? Bu hedeflerinizin neresindesiniz? Ve bundan sonrası için planlarınız ne? Teşekkürler. Thank you. It's an honor to be here today. Burada bulunmak yine benim için bir onur ama erken ayrılmak zorunda kalacağım. Türkiye saatine göre biliyorsunuz konferans programı tasarlandı ancak ben Amerikan saatine göre bir uçuşa yetişmek zorundayım. Başlarken buraya davet edilmenin benim için bir onur olduğunu söylemek istiyorum. Bu seçkin panele katılmak da gayet onur verici. Hepimiz burada daha iyi bir dünya kurmak için neler yapabileceğimizi tartışmaya çalışıyoruz. Bunu yapmanın en iyi şekillerinden birisi de işletmelerimizde ilerlemeye devam ederken sosyal etki yaratmaya da çalışmak olacaktır. Çünkü artık günümüzde yalnızca hissedarlara fayda sağlayan şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak ikiye ayırmıyoruz kuruluşları. Günümüzde her türlü kuruluş sosyal bir etki yaratmak durumunda. İşletmelerimizin DNA'sında sosyal bir etki bulunmalı. Bunu da yapacak olursak eminim ki yalnızca daha başarılı bir işletme olmakla kalmayız. Ayrıca çevremize de sosyal anlamda bir fayda sağlamış oluruz. Hepimiz aynı gemideyiz diye düşünüyorum. O yüzden de çevremize olan mesela etkimizi göz ardı etmememiz gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir hikayemi size anlatayım. Malala'yı duymuş olanlarınız vardır. En genç Nobel Barış Ödülü sahibidir kendisi. 18 yaşında bir Müslüman kız. Bu anlamda Türkiye'de kendisiyle gurur duyuyordur. Orta Doğu'daki kadınların gücünü gösterdi hepimize ve dünyaya. Biliyorsunuz Batı dünyasında Orta Doğu'nun bir imajı var. Çok da hoş olmayan bir imajı var özellikle kadınların. Fakat Orta Doğu'daki kadınların güçlü olduğunu Malala bize gösterdi. Ben Pakistan'da doğdum. Çoğunuz gibi ben de yine kendi imkanlarımla bir yere geldim. Ailem fakirdi, bir köyde yaşıyorlardı. Çok fazla imkanları yoktu. Daha iyi bir ülke sahibi olmamız için gençlerimizin eğitilmesi gerektiğine inanan bir aileydiler ancak. Bu yüzden de her şeye rağmen okuldaki en iyi okula gitmemi sağladılar. En iyi okullardan eğitim aldım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford'dan tam burs aldım. Üniversite çağına geldiğimde fakat o dönemde terör tehlikesi Pakistan'da artmaktaydı. Malala'nın bulunduğu kasaba ise Pakistan'ın kuzey bölgesindeydi. Çoğu Pakistanlının çok da umrunda olmayan bir bölgeydi. Bu yüzden de Taliban burayı ele geçirdiğinde insanlar çok umursamadılar. Hükümet çok umursamadı. Askeri kuvvetler burada faaliyet göstermedi ve Taliban o bölgede kadınların eğitimini yasakladı. Ve ben o dönemde Stanford'daydım dediğim gibi. Beni korkutan bir durumdu. Ben buradaydım ama öte tarafta kendi ülkemde kadınlar, kızlar okula gidemiyorlardı. Bu kızlardan bir tanesi çok cesur bir kız olan Malala'ydı. Onu Pakistan'ın merkezine getirdim. Hikayesini devletle, politikacılarla, askeri kuvvetlerle paylaşmasını sağladım. Ve hızlı bir şekilde askeri kuvvetler mesela kasabasına müdahale ettiler hikayesi bilindikten sonra. Taliban bu kasabada yenildi. Malala tekrar açılan okuluna geri dönme imkanı buldu. 5 yıl kadar sonra okuldan evine dönerken otobüsü durduruldu. Malala kim dediler. Onu dışarı çıkardılar. Ve onu vurdular. Şazi ve Kanye isimli arkadaşlarına da ateş açtılar. Malala başından vurulmuştu. Son derece kritik bir şekilde yaralanmıştı. Trajik bir andı bu tabii ki. Haberlerde de yankı bulmuştu. Malala Taliban tarafından vuruldu şeklinde haberler üretiliyordu. Ancak Orta Doğu'da başka bir kurban daha vardı. Terörist saldırılarına kurban olan.
Onu da medyanın gözü önüne getirdik ve Malala'nın tek başına olmadığını ülkeye gösterdik ve Malala'nın ismi bu şekilde yayılmaya devam etti. Çok farklı bir hikaye. Şimdi Hüsnü Bey'e bir bu konunun öncüsü olduğu için başka bir şunu sormak istiyorum aslında size Hüsnü Bey. Bu düzenin sonuna geliyor gibi sanki. Belki de geldik de biz yeni yeni fark ediyoruz. Dünyanın ölümler oldukça fark ediyoruz ama hani 70 sene 80 sene çaresiz mutsuz yaşamları görmediğimiz için maalesef biraz vicdani değerlerimizi sorgulamamız gerekiyor. Tüm dünya olarak yani sadece iş adamları veya iş insanları olarak değil. Farkındalığımız maalesef ki çok büyük olaylarla oluyor. Birincisi bu düzenin sonuna geliyor muyuz? Yani bunu sadece kısmi paylaşımlarla bir noktaya götüremiyoruz dünyayı. Yani kapitalizm 2.0'ı konuşmaya başlıyor muyuz? Başka bir noktaya mı gidiyor iş? Veya ne zaman şirketlerde artık siz sonuçta Türkiye'de işte gönlü zenginler konusunun listesinin fikir babasısınız. İşte Rauf Bey de sağ olsun. Bu konuda birçok üniversiteyle vakıfla birçok atılımlar yapıyorsunuz ama demek ki bu yaptıklarımız yetmiyor. Ne zaman başlayacak daha fazla paylaşmayı konuşmak? Şirketler artık yönetim kurullarında karlılıklar, verimlilikler birçok konu konuşurken şu an sosyal sürdürülebilirlik de konuşuyorlar ama demek ki kısmı her toplantıda bunun ne kadarını paylaşacağız, dünyanın hangi derdine çare olacağızı konuşmaya başlayacaklar mı? Sizin bu konudaki vizyonunuz bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu toplantıyı tertip eden Kapital ve Ekonomist'e çok teşekkür ediyorum çünkü hakikaten çok kaliteli bir toplantı şekline dönüştü bu. Gerek katılanların kalitesi, gerek bu paneller, uluslararası temsil. Çok mutlu oluyorum bunu gördükçe çünkü bence biz Türkler olarak daha fazla konuşmamız lazım. Yani Davos'a gidip 30-40 Türk iş adamı dünya konuları konuşuyor ama Türkiye'de çok konuşacak şeyimiz var. Şimdi hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Ama hiçbirimizin yaptığı yeterli değil bahsettiğin gibi. Çünkü sürdürülebilirliğin, sosyal sürdürülebilirliğin 3 temel unsuru var. Bunlar da ekonomik, çevresel ve sosyal. Toplumla bunlar olmadığı takdirde toplumun sağlıklı yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması imkansız. Sosyal sürdürülebilirlik benim için tüm bireylerin hem bugün hem de gelecek nesiller olarak toplumda refah ve barış içinde aynı fırsatlara ve haklara sahip olarak yaşamaktır. Hepimiz eşit şartlarda doğmayabiliriz, doğmuyoruz zaten. Ama eşit fırsatlara sahip olmalıyız ki sahip olduğumuz potansiyele erişebilelim. Bence işin püf noktası bu. Çok teşekkürler. Zamanımızı çok etkin kullanıyoruz. Biz Begüman Hanım'a da bu konuda şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında siz çok büyük bir medya organlarının, medya şirketinin sahibisiniz. Burada tabii kamuoyunun bu değerlere olan bağlılığı, inancı ve desteği çok önemli. Çünkü elbette dünyayı liderler, vizyoner insanlar dönüşüme götürüyor ama kamuoyunun buna sahip çıkması, paylaşması gerekiyor. Sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlikte medyanın hem kamuoyu oluşturmak adına hem de gerçekten bu değerleri topluma ulaştırmak adına medyanın rolü ne? Bugün bu rolü doğru bir şekilde yerine getirebiliyor muyuz Türkiye için, dünya için? Bunları değerlendirebilirseniz sevinirim. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum ve herkesi sevgiyle selamlıyorum, kucaklıyorum. Uludağ Zirvesi bu ülkemizin içinden geçtiği acılı ve sancılı dönemde aslında günlük korkularımızın ve kaygılarımızın üstüne çıkıp biraz daha dünyada neler oluyor, fırsatlar neler diye düşünme fırsatı veren bir platform. Bu anlamda bizi kabuğumuzdan dışarıya çıkarttığına inanıyorum. Bir yerde heyecan aşılıyor.
ilham veriyor. Biliyorsunuz ilham olmadan hayal kurulmuyor ve her güzel şey bir hayalle başlıyor. Dolayısıyla öncelikle burada olan herkese daha güzel, daha renkli, daha büyük hayaller kurabileceğimiz bir ortam dileyerek başlamak istiyorum ben konuşmama. Sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli bir kavram. Hüsnü Bey güzel açıkladı anlamını. Ben sürdürülebilirliğin bir değer olarak toplumların, bireylerin hayatında içselleştirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Aslında sürdürülebilirlik dünyayı sadece bugünü düşünerek yaşamamak demek. Sürdürülebilirlik büyüklerimizden emanet aldığımız dünyayı çocuklarımıza daha güzel bir şekilde bırakma anlayışı olarak değerlendiriyorum. Ve bu paneli çok önemsiyorum. Medyaya geldiğimiz zaman tabii medyanın sosyal toplum gelişiminde çok çok önemli bir görevi var. Gerçekten büyük sorumlulukları var. Bunun için de medyanın temelli, böyle etik değerlere uygun ve ülke sevgisiyle yapıldığı zaman buna hizmet edebiliyor tabii. Bunun için sosyal sürdürülebilirliğin kavramlarının içinde en önemli bir madde var. O da aslında ifade ve düşünce özgürlüğü. İfade ve özgürlüğe düşünce özgürlüğü olmadığı zaman toplumlarda gelişimin çok sıkıntılı olduğunu biliyoruz. İşte bir sürü indeks var bunu gösteren. Sosyal gelişimlik indeksi. İlk başta gelen ülkeler İsviçre, İsveç, Norveç, Danimarka. Sosyal insani gelişimlik indeksi yine ilk başta gelen ülkeler Norveç, İsveç, İsviçre, Finlandiya. Basın özgürlüğü indeksi yine ne hikmet ki aynı ülkeler başta geliyor. Bunun bir şansı olmadığını biliyoruz. Sonuçta özgür düşüncenin olduğu yerlerde gerçekten toplumsal gelişimler mümkün olabiliyor. Tabii medya çok sorumluluk gerekiyor dedik. Her türlü medyanın özgür olduğu ortamlar gelişimi sağlıyor mu? Hayır. Demin de söylediğim gibi medyanın ilkeli bir şekilde yapıldığı zaman bu gelişime katkı sağlıyor. Ben temelde medyanın hakkaniyetli olması gerektiğine inanıyorum. Vicdanlı olması gerektiğine inanıyorum. Her zaman gerçeğin peşinde olması gerektiğine inanıyorum. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ekonomik bağımsızlığının olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir toplumda medyadan bir şeyler bekleyeceksek aslında o toplumda medyayı yapan insanların medyayı iş olarak görmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak o zaman gerçek anlamda bir toplumsal gelişme hizmet edebiliyor. Bugün bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma yaşıyoruz aslında. Ve geçenlerde bir araştırma yayınlandı. Sosyal mesafe araştırması. Ne yazık ki toplumdaki insanlarımızın %80'i başka bir siyasi partiye oy veren insanı komşusu olarak bile görmek istemez bir hale geldik. Ben bunu sosyal sürdürülebilirlik anlamında baktığımda çok endişe verici görüyorum. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak birçok anlamda ortak değerlerimizin farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Bugün ben Adana'dan bir polis, Sivas'tan bir öğretmen ve İstanbul'dan bir iş kadını olarak oturduğumda aslında çocuklarımız için nasıl bir dünya, nasıl bir ülke istediğimiz konusunda çok ortak yerde buluşacağımıza inanıyorum. Ve neden bu kutuplaşma neden diye kendi kendime çok sık soruyorum. Muhakkak bunun birçok sebebi vardır. Ama ben bugün Türkiye'de medyanın yapılma şeklinin de bir takım medyanın yapma şeklinin de ne yazık ki bu sosyal kutuplaşmada çok ciddi bir rol oynadığına inanıyorum. Yani nefret dili, ötekileştirme, ayrıştırma bunlar toplumumuzun gelişmesi için, ileriye gitmesi için, daha aydınlık bir gelecek için tabii ki hiçbir şekilde kabul görmez şeyler olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler. Değerli paylaşımınız.
Şimdi değer yozlaşmasında şöyle bir sonuç vardır hep. Uçurumun son dönemini görürüz. Çok arkadan başlar değer yozlaşması. Dünyada da hep böyle olmuştur. Yani değer yozlaşması işte o yüzden kapitalizmin yani 1.0'ın temel sorunu bence. Çünkü değerin yozlaşabileceği, bu sadece Türkiye'de siyasiler, siyaset stratejisi değil. Dünyada da baktığınızda yani işte Yunanistan'da popülist yaklaşım gösteren bir lider başka noktalara götürebiliyor. Başka bir ülkede yani gelişmiş ülkelerde de. Çünkü değer bireysel çıkar üzerine saklasak da saklamasak da onu sosyal sorumlulukla hafif ya biraz kendimizi vicdanımızı böyle biraz su serpsek de serpmesek de esası bu. Bunu hani realite. Böyle olduğunda siz çok büyük bir imkan bırakmış oluyoruz insanlığa. Bunu kullanacak akıllı stratejist insanlar bu değer yozlaşmasını çok hızlı bir şekilde ilerletiyor ve biz son kısmını alıyoruz ele. Diyoruz ki ya çok yozlaştık diye. Yani bunun altyapısını çoktandır hep birlikte yaptık. O yüzden hani bu sorumluluğa hep birlikte varırsak aslında bunun çözümünü de hep birlikte gitmek zorundayız. Sadece bunu son dönemde yapanların değil hepimizin sorunu. Burada Galya Hanım'a geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bunları hep böyle sosyal kavramlar olarak nitelendiriyoruz ama dünyada sosyal öncelikle demeyeyim ama sosyal stratejiyle de iş yapan ve ona yönelik sosyolojik boşluklar tespit eden firmalar var. Bunların geldiği noktalarda Uber ve Airbnb örneği var. Yani işiyle sosyal etkiyi birleştiren firmalar. Şimdi Coca-Cola birçok konuda öncü ve bu konularda hani bu firmaların şunu gözleyebiliyoruz. 80 yıllık devleri aslında tabiri caizse tozlarını attırabiliyorlar bu firmalar. Sonradan oyuna girip 5-6 senede. Şimdi bu adaletsiz bir paylaşım sistemini değiştirmek için sosyal stratejiler ve ticari stratejilerinin bir araya gelebildiği, artık bunların birlikte yönetildiği şirket modelleri oluşacak mı? Coca-Cola'nın hani sosyal etkiye bakış açısı, bunun dışında da yaptığımız işlerle benzer şekilde hani o iştikal konularında dünyanın dertlerine çözüm arayan konulara bakış açısı, bununla ilgili yeni yöntemler doğacak mı? Yani bizi neler bekliyor? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu vesileyle Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne de bir tebrik mesajımı da iletmek isterim. Sürdürülebilirlik ekseninde hızla ilerliyor. Hemen sorduğunuz soruya geleyim. Aslında ona belki gelmeden şöyle iş dünyası ve sürdürülebilirlik kesişimine belki bir atıfta bulunmak lazım. Milton Friedman 1960'lı yıllarda yazdığı kitabında çok daha sonrasında çok tartışılan bir cümleye yer verdi ve dedi ki iş dünyasının amacı tek sosyal, iş dünyasının, şirketlerin tek sosyal sorumluluğu karlarını arttırmaktır dedi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Bugün sürdürülebilir şekilde değer katmak ve şirketlerin sürdürülebilir şekilde değerlerini arttırmalarından bahsediyoruz. Bu da biraz önce Hüsnü Bey'in bahsettiği o üçlü sürdürülebilirlik tanımının içine giriyor. Neydi o? Çevre, ekonomi ve sosyal etkiden bahsetmişti. Bunun içerisinde kültürel olarak da şirketlerin iş yapış tarzlarının içine sürdürülebilirliği entegre etmelerinden bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir değişim var iş dünyası açısından. Biliyoruz ki şirketler, kurumlar, iş dünyası çok ciddi bir etki yapabilme kabiliyetine sahip. Zira bu kadar kararlılıkla kararını alıp uygulayabilen zaten iki tane kurum var. Bunlardan bir tanesi iş dünyasındaki şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir etki yapabilme, inovasyon yapabilme, yenilik getirebilme ve uygulayabilme iradesinden bahsediyoruz iş dünyasından bahsettiğimizde. Şimdi burada bir kaldıraç etkisi var. Özellikle sosyal etkiden bahsettiğimizde onun altını çizmek isterim. Şöyle ki görüyoruz ki şirketler, birçok şirket bir kere çok başarıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını götürüyorlar.
Ama bunun içerisinde ne zaman ki ihtiyaçlarla o şirket, yani toplumun ihtiyaçlarıyla şirketin ortaya koyabildiği know-how, uzmanlık alanı ve konuyla ilgili birikim, bir kesişim noktasına geliyor, o zaman çok ciddi bir etki oluştuğunu görüyoruz. İşte tam bu noktada biraz evvel Coca-Cola nasıl bir yaklaşımdadır diye sormuştu moderatörümüz. Bu noktada Coca-Cola'nın düşüncesi şudur. Biz toplumsal konudaki çalışmalarımızı Triple W dediğimiz bir anlayışla, anlayış altında topladık. Bu Triple W, Wellness, Woman ve Water. Son ikisine, yani su ve kadına ilişkin olarak uzmanlık alanımızı, yani iş yapma tarzımızı bu işlere, bu konulara entegre ederek bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Buna bir örnek vermek gerekirse, örnek olarak kendi değer zincirimiz içerisinde daha fazla kadının, 2020 yılına ait bir hedefimiz var. İşte 5 milyon kadının iş sahibi olması, güçlenmesini sağlamak. Şu ana kadar 1 milyon kadın bu şekilde iş sahibi oldu. Bunu yaparken de tamamen kendi değer zincirimizi kullanarak yapmayı hedefliyoruz. Distribüsyondan tutun da, yani dağıtım zincirimizden tutun da eğitim olanaklarına kadar kendi değer zincirimiz içerisinde sahip olduğumuz bazı değerleri, bazı platformları sosyal çevrelerin kullanımına sunuyoruz diyelim. Aynı şekilde suda da, su bizim çok iyi bildiğimiz bir konu. Neden? Çünkü esas içeceklerimizin ana girdisi su. Buradaki know-how'umuzu da daha fazla suyu topluma ve doğaya kazandırmak için kullanıyoruz. Çünkü bildiğimiz bir konu. Bu konuda know-how'umuz var. Bu şekilde de yaptığımız işlerin daha sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Yani hep konumuzla alakalı topluma ne getirebiliriz diye bakıyoruz. Ama bu söylediklerim hep sosyal sorumlulukla alakalı şeyler. Bir de sürdürülebilirlik, yani kendi operasyonlarımızın içerisinde de daha fazla etki sağlamayı getiren bir konu. O da biraz evvel bahsettiğiniz Uber gibi ya da başka şirketler gibi yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Orada da çok iyi örnekler var. Kendi kurumumdan birkaç örnek vermem gerekirse hep bu konuya bakıyoruz. Yani yaptığımız iş nasıl sosyal olarak da kendini çevirebilir diye, farklı bir etki yaratabilir diye. Biliyorsunuz birkaç sene evvel 2010 yılında Haiti çok önemli bir ciddi bir depremle sarsıldı ve gerçekten ülke yerle bir oldu. Haiti'nin ana kaynaklarından bir tanesi tarım. Ve özellikle meyve yetiştiriciliği, daha spesifik olmak gerekirse mango çok önemli. Haiti depreminden 2,5 ay sonra sistemimiz Amerika'daki bir marka altında, Odvala altında, Haiti Hope diye bir alt marka çıkararak mango üreticilerine, tamamen mango üzerine bir meyve suyuydu bu, mango üreticilerinin tekrar toparlanmaları için, tekrar hayata dönmeleri ve ekonomik olarak toparlanmaları için bir destekte bulundu. Bu varyant, bu alt markadan elde edilen bütün gelir Haiti'ye aktarıldı. Ve bu şekilde biz kendi inovasyonumuzu da bu gözlükle değerlendirerek çeşitli iş modellerine imkan sağlıyoruz. Ama bununla alakalı iş dünyasının bence daha çok gideceği yol var. Hepimiz biraz evvel söylediğiniz gibi farklı şirketlerden de hem ilham alıyoruz hem de öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Baştan da belirttiğim gibi Şiza Hanım gideceği için onun ikinci sorusunu sormak istiyorum. Burada bizlere bu paylaşımla ilgili, sosyal sürdürülebilirlikle ilgili birçok iş insanı var. Bizlere önerileriniz neler olur? Bizlerle paylaşmak istediğiniz şeyler nelerdir? Sizden bunun cevabını rica ediyoruz. Thank you. And I want to apologize. Teşekkürler. Bu arada Sayın Ryan'ı da dinlemeyi bekliyordum aslına bakarsınız. Onun sırasını almış oldum. Erken ayrılmak zorunda kaldığım için. Diğer panelistlerimizi de dinlemek istiyordum. T-
tavsiyelerim nedir diye sordunuz. Şu kadarını söyleyebilirim. Dünyaya yalnızca iki grup olarak bakmamak gerekiyor. İşletmeler sadece üretim ve kar etme amaçlarıyla yaklaşmamalılar işlerine, iş alanlarına. Yeteri kadar inovasyon ve yeteri kadar yetenek çıkışı görmüyoruz dünyada böyle bir yaklaşımla baktığımız için. Dünyamız artık daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Eskiden uyguladığımız basit çözümler işe yaramıyor. O yüzden en iyi sosyal inovasyon ve sosyal etki örnekleri çoğunlukla bunun farkına varmış olan işletmelerden geliyor. Mesela bakın, bankaların biraz para tasarrufu sağlamak için yeni uygulamalar geliştirmeleri yalnızca kendilerine kar kazandırmadı, kullanıcılara da zaman kazandırdı. Öte yandan e-öğrenme sistemlerinin ne kadar kolaylık sağladığını, sosyal etki yarattığını anlatmama gerek yok sanırım. Dünyayı sadece yeniden gözümüzde bir canlandırmamızı tavsiye ediyorum. Şöyle söyleyebilirim. Dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bırakmak belki amacımız olmalı. Zaten küçükken bize bunu öğrettiler. Hepimiz bununla büyüdük ama işletmelere girdikçe, iş adamları oldukça hayır kurumları bu gibi bir işle uğraşsın gibi bir mantığa bürünmeye başlandı düşünme biçimlerimiz. 20-30 yıl öncesine göre şöyle bir baktığınızda yalnızca cebimizdeki akıllı telefonlar bize kolaylıkla çok miktarda bilgi sağlamakta. Bunu verimli bir şekilde kullanabilir, sosyal etki yaratabiliriz. Teşekkür ederim. Web sitesinden, bu arada fonumuzun web sitesinden iletişim bilgilerime ulaşabilir. Sorunuz varsa bana iletebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmasanız bir saniye Hüsnü Bey bir şey söyleyecek. Malala Fund'la ilgili. Şiza, you still have your earphone? Okay. Yeah. Şiza, siz ayrılmadan önce Malala Foundation'ın vizyonuna uygun, misyonuna uygun bizim de bir şeyler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Belki onları beraberinde götürürsün döndüğün yere. Biz 12 sene önce Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik. Hüsnü Özyeğin Vakfı olarak ve Türkiye'de kızların okullaşma oranlarının en düşük olduğu illeri tespit ettik. Bu iller arasında en düşük olan Ağrı'ydı. Ağrı ilinden diğer illere de tetkik ettik ve Doğu'da, ben bir anlamda da şunu söylüyorum, çözüm sürecini aslında biz 12 sene önce başlattık. Çünkü bütün yaptırdığımız okullar ve kız yurtları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Çünkü fırsat eşitliğine çok inanan bir insanım ve grubuz. Ve oralarda okulların yanına, ortaokulların yanına illerde ve ilçelerde, çünkü köylerde ve kasabalarda ortaokul olmadığı için oradaki kızlarımız okul bitince 13, 14, 15 yaşında evleniyorlardı. Ve 19, 20 yaşına gelinceye kadar 3-4 çocuk sahibi oluyordu. Bu kızlarımızı aldık, liseleri, ortaokulların yanına yerleştirdik, illerde ve ilçelerde. Bu il eğitim müdürleriyle yaptığımız mukavelede, protokolde, o ilden ve ilçeden hiçbir kızı bu yurtta kalamaz dedik. Çünkü onlar zaten ailelerinin yanında kalıyorlar. Bu şekilde o bölgede Doğu Beyazıt, Ağrı, Patnos, Malazgirt, Siverek, Urfa, Kızıltepe, Midyat, yani aklınıza gelecek 25 tane yurt yaptırdık. Bu yurtlarda 5000 kızımız kalıyor. Ve bu kızlarımız 14-15 yaşında evleneceklerine bu yurtlarda kaldıktan sonra, liseyi bitirdikten sonra, bunları da takip ediyoruz tabii. %52'si yüksek öğretime devam ediyorlar ve meslek sahibi oluyorlar. Eğer biz bu kızları o köylerden alıp ilçelere, illere getirmeseydik, ki Milliyet Gazetesi de Doğan Grubu'nun yönetiminde aynı şeyleri yaptı. Onları da burada bahsetmek istiyorum. Kızlarımız Güçleniyor kampanyasına katıldı. Sağ olsunlar. Yani bu kızlarımız bizim. Ondan sonra şundan bahsediyoruz Türkiye'de. Kadınlara fırsat eşitliği yok. Kadına şiddet var. Ya bunların hepsi eğitimden geçiyor.
Aslında işin kökü orada. Eğer kadınlar, kızlarımızı eğitmezsek, onları meslek sahibi yapmazsak, onlar nasıl erkeklerle yarışabilirler? Olgunluk çağına erdikleri zaman. Bunları işitmeni istedim. Size çok teşekkür ediyoruz. Değerli paylaşımlar için şimdiden iyi yolculuklar. Hemen Ryan'dan da bu vesileyle özür diliyoruz. Biraz onun sırasını geciktirdik. Afrika'da okul girişimi yapıyorsunuz. Yani ve burada biraz kendinizden, biraz da neden böyle bir girişim başlattığınızdan, neden Güney Afrika'yı seçtiğiniz ve burada neler yaptığınızı anlatırsanız sevineceğim. Bir de bunu yaparken hangi değerlerden yola çıktınız? Yani şöyle bir söz var, bu konulara çok böyle oturuyor. Yunus'un bir sözü, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş diye. İkisini bir arada yapmanın çaresi var aslında. Daha demin Şiza bahsetti, yani bu corporate işle işte diğer, yani şuradan kazanayım, bir vakıf kurayım, başka yerde bunu yapayım, yapabiliriz. Bunları bir araya getirmemiz lazım diye. Bu konuyla ilgili de bakış açınızı bize söylerseniz çok seviniriz. Thank you very much. Teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Bu kadar seçkin bir insan kalabalığının arasında bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Eğitim alanında bir girişimim olduğu söylendi. Özellikle Güney Afrika'da son derece göz ardı edilen bir alandı. Çok fazla kişi el atmak istemiyordu eğitime. Biz de bunu yapmak için, sorunun ötesine geçmek için, biraz daha toplumun krem tabakasından daha ziyade eğitime erişimi olmayan insanlara odaklanmaya çalıştık. Güney Amerika'nın zaten dünya genelinde biliyorsunuz eğitim alanında iyi bir kaydı yok. Gayri safi yurt içi hasılasına baktığınızda ama o kadar zor durumda olan bir ülke değil ekonomik anlamda. Fakat öte yandan eğitim alanında aksaklıkları uzun süredir sorun halinde süre gelmiş. Geçen sene mesela dünyada yapılan bir eğitim sıralamasında Güney Afrika 144 tane ülke arasında 144. yani son sırada yer aldı. Durum bu kadar kötüydü. Ve şöyle bir baktığımızda çevremizdeki ülkelerin bizim kadar gayri safi yurt içi hasılası olmasa bile bizden daha yukarı sıradaydılar. Bu yüzden Spark fikrini hayata geçirme kararı aldık. Eğitime bir el atmak istedik. Bugün itibariyle mesela zaten sosyal etki yaratmanın ne kadar önemli olduğunu, işletmeler olarak el atmamız gereken bir alan olduğunu zaten dinledik. Biz de aslında benzer bir şey yapmaya çalıştık. Bir kurucu ekip oluşturduk, bir yürütme kurulu oluşturduk. Hiçbirimiz eğitim arka planına sahip değildik. Problemin kökeninden gelmekten ziyade probleme dışarıdan bakan insanlar olarak bir araya gelmek istedik aslına bakarsanız. Çünkü eğitimin üzerindeki bu yıkıcı, bozucu etkinin zaten eğitim dünyasından kaynaklandığını biliyorduk. Bir atalet vardı. Eğitimden sorumlu olan kişiler aslında ne yaptıklarını pek iyi bilmiyorlardı. Biz de Spark okullarını kurduk ve bir dizi değer üzerinde çalışmaya başladık. Hangi değerlerimiz olduğunu sordunuz özellikle. Başlangıçtan itibaren okullarımızı kurmamız itibariyle özellikle dini eğitimden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü biraz daha özgür bir eğitim ortamı oluşturmak istiyorduk. Tüm anne babalar bizden iyi bir sonuç bekliyorlardı. 5 tane bizde temel değere dayanmaya çalıştık. Hizmet, kararlılık, başarı, sorumluluk ve cömertlik. Bu değerler tabii ki sadece öğrencilerimiz için değil, personelimiz için de geçerliydi. Kurduğumuz kültür bunlardan oluşmaktaydı. Şimdi biraz da daha aslında derinden bahsedelim istiyorum. Begüm Hanım'a
soruyu yönelteceğim. Şöyle bir şey var. Biz sonuçta kısmen paylaşıyoruz. Bu da yeterli değil. Burada hemfikiriz. Ama şunu yapmak gerekiyor. Bir de şöyle bir bağlantı da var aslında. Yani ya tamamını paylaşmak için yola çıksak daha farklı bir şeyler mi olacak? Yani değerlerimizdeki o otonomi, yani başlangıç motorunu değiştirsek, yani böyle yarım bujiyle arabayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu kadar gidiyor. Bu kadar gidip ya gittiğinden de biraz rüzgarı da yan tarafa verelim. O da sosyal sorumluluk diyoruz. O da yetmiyor. Şimdi bujiyi mi değiştirmek lazım? Yani şunu soruyorum. Hani Taptuk Emre'nin bir sözü var ya. Oralardan gidiyoruz çünkü bu iş aslında o. Diyor ki aşk ile yola çıkan sırtında dünyayı taşır. Aşksız yola çıkan da beden diye bir ceset taşır diyor. Şimdi Seyit Onbaşı örneği de burada. Hani Seyit Onbaşı kaldırıyor, sonra fotoğraf çekmek için kaldır diyorlar. Kaldıramıyor. Seyit Onbaşı'ya 10 milyar dolar sana yarın keş desek, yani o kaldırdığının onda birini kaldıramazdı. Veya dünyanın en ünlü, en büyük CEO'su olacaksın desek yapamazdı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz günlük ve bugün hayatımızda olan, 50 yıldır olan sosyal sorumluluk, vakıf, hepsini yapıyoruz ya. Olmuyor işte yani. Olmadığı da aşikar. Başka bir şey mi? Yani ben bu şirketi kuruyorum veya bu işi yapıyorum. Abi bunu bağışlamak için yapacağım. Kazanacağım. Kapitalizmin mevcut şeylerin, o yüzden kapitalizm 2+0 dedim daha demin. Yani böyle bir kavram var mı yok mu bilmiyorum ama bunu aslında hangi değerlerle yola çıkmak lazım? Ve bunun başlangıcında böyle bir dürtüyle başlarsak belki şu an işte Uber örneği öyledir değildir bilmiyorum ama dünyanın en büyük şirketlerini yaratabiliriz. Kalkınmışlığı daha çok arttırırız. Daha fazla paylaşırız. Şu anki orandan da fazla. Hem kendi kişisel amaçlarımıza ulaşırız. Yani böyle 3 milyar, 4 milyar dolarlık, 5 milyar dolarlık şirketler olmaz. Buna nasıl bir bakış açınız var? Onu soracağım. Müsaade eder misiniz peki onunla şey yapayım? Yani aslında dünyaya baktığımızda ne oldu? Gelişmek için çalışırken bir taraftan da bir bütün dünya olarak, toplumlar olarak bir tüketim makinesine döndük. Aslında temel değerin belki de daha az, daha çok olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani less is more. Hani böyle bir kavram değişikliğine ihtiyacımız var. Bunun için de bence bireysel farkındalığımızı çıkartmamız lazım. Yani aslında Sufizm'de biliyorsunuz hepimizin bir olduğuna inanılıyor. Ve biz bunu unuttuk. Evet, bir yerde bireysellik önem kazanırken bireysellik her şey olmaya başladı. Ve biz aslında hepimizin bir olduğunu ve bir kaynaktan beslendiğimizi unutmaya başladık. Sanıyorum dünyada böyle bir değişime ihtiyaç var. Çünkü görüyoruz ki küresel ekonomiyi senelerce çok önemsedik. Gerçekten de önemli. İşte rekabetçi yapıyor insanları, inovasyonu çoğaltıyor vesaire. Ama sadece ekonomi olmuyor küresel. Sorunlar da küresel bir hale geliyor. Yani orada ne oluyor umurumda değil, ben görmek istemiyorum gibi bir şey olmuyor. Yani bugün mülteci sorununun geldiği noktaya baktığınızda gerçekten dünyanın, toplumların bir kısmı bir tüketici makinesi olmuşken bir kısmı milyonlarca çocuk aç yaşıyorsa bu sürdürülebilir olmuyor. Veya 5 milyon çocuk savaştan kaçıyorsa bunu gözümüzü kapatamıyoruz. Gerçekten temel, bu dediğim gibi yani temel temel farkındalığın yükselmesi gerekiyor. Tabi bu da yetmiyor. Onun yanında aslında güzel şeyler de oluyor. Moralimizi de bozmayalım. Ümit dedik toplantıya başlarken. Yani bu sürdürülebilirliğin bu kadar fazla konuşuluyor olması da çok güzel bir şey. Birleşmiş Milletler 2 senelik araştırmalarının sonucunda 16 tane temel sürdürülebilir gelişmişlik hedefleri belirtti. Ve bunlar işte cinsiyet eşitliği, herkesin aynı kaliteli eğitime sahip olma hakkı, açlığın ortadan kalkması gibi çok önemli, aslında dünyamızı değiştirebilecek değerleri sürdürülebilir hedefleri olarak lanse etti. Bununla beraber birçok şirket bu değerler için çalışmaya başladı. Ve dünyada bir tane de sürdürülebilirliği sağlamak için bir iş konseyi kuruldu. Bütün dünyadan 30 kişinin içinde olduğu, Unilever'in CEO'su Paul Polman'ın liderliğinde.
Bu 30 kişi, ben de bunlardan biriyim. Bu 30 kişi gerçekten şirketlerin bu sürdürülebilirliği bir sosyal sorumluluk olarak değil de nasıl stratejilerinin ana hedefi haline getirebilirler? Nasıl bunu bütün iş yapışlarının, demin siz de güzel anlattınız, bütün iş yapışlarının bir haline getirebilirler diye şirketleri ilhamlandırmak üzerine çalışıyor bu komisyon. Diğer taraftan devletleri, hükümetleri ilhamlandırmak, iş dünyasıyla bir arada hareket etmesini sağlamak için çalışıyor. Bir de pilot projeler, inşallah bu önümüzdeki 8 ay içinde hükümetlerin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının nasıl bir araya gelip gerçekten toplumsal gelişim sağlayabilecek projeler üretebileceğini gösterecek. Bir çalışma yapacak ve bunu 2017 Davos'ta lansmanı olacak. İnşallah bu rüzgarla beraber iyi örnekler çıkarır ve dünyaya da ilham olur. Bu değer daha içselleştirilmesine bizim de çorbada tuzumuz olur. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hemen Hüsnü Bey'e geçmek istiyorum. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Yani böyle bir başlangıçla hemen siz orada bir şeyler söylemek istediniz. Evet. Onları duymak istiyoruz. Şimdi bütün servetini vermekle ilgili en iyi örnek Jean-Pierre Pontmorgan. Çünkü ondan da bahsettin. Jean-Pierre Pontmorgan, J.P. Morgan'ın kurucusu. 1910 küsürlerde, 13 veya 17'de vefat ediyor. Aslında enteresan da Jean-Pierre Pontmorgan, Titanic gemisini finanse eden bankacı aynı zamanda. Ama o arada grip olduğu için gemiye binemiyor, seyahate katılamıyor. Fakat birkaç sene sonra vefat ediyor. Vefat ettiği zaman 50 milyon dolarlık bir serveti var. Tabii onu bugüne enflasyonla yükseltirsek herhalde bu 30 veya 40 veya 50 milyar dolar olur. Ama servetinin 50 milyar dolarının sadece 4 milyonlu çocuklarına bırakıyor. 3 tane kızı var. Onlara birer milyon dolar bırakıyor. Oğluna 3 bırakıyor. Çünkü diyor ki bankanın sermaye ihtiyacı olabilir diye 3 milyonları oğluna bırakıyor. Eşine gayet iyi maaş bırakıyor o günkü şartlara göre. Malikaneyi bırakıyor ve 25 bin dolar ayda maaş bırakıyor vasiyetinde. Kaptanına da, Mudo sen bunu seversin, gemisini bırakıyor, yatını. Ona da iyi maaş bağlıyor. Mudo da denizci olduğu için bunu gayet takdir edecek. Ama geri kalan parasını birçok Amerikalı gibi böyle kiliselere, hastanelere falan bırakıyor. Şimdi bu durum dünyada çok değişti. 1900'lerin başlarından itibaren. Artık dünyada büyük iş adamları sadece kendi ülkesini değil küresel düşünüyor. Bunun en önemli örneği de işte Bill Gates gibi, Jeffrey Sachs gibi ekonomistler, hani Millennium Village'i yapanlar filan. Artık bunlar anladılar ki Afrika'da bir salgın, Ebola gibi her yere geliyor. Veya Suriye'de bir harbin yarattığı mülteci orduları bütün dünyaya yayılabiliyor. Terör, IŞİD, işte Ankara'da, Suruç'ta, İstanbul'da, Brüksel'de, hatta Suriye'ye hiç gidip gelmemiş, birebir IŞİD eğitimi almamış, belki IŞİD eğitimini online almış, Kaliforniya'da bir karı koca gidiyorlar, IŞİD'e inanan karı koca, 10-15 kişiyi öldürüyorlar, kendilerini de vuruyorlar ve çıkıyorlar oradan. Yani terörü nasıl önleyeceğiz dediğimiz zaman bunları çok ciddi düşünmemiz lazım. Biraz önce bir de şeyden bahsettik, yani bizim yaptıklarımız bu işlerde paradan daha önemli eğitim bu konuda da. Yani biz Özyeğin Üniversitesi'nde mesela birinci sınıfta Sen 101 diye sosyal sorumluluk dersi veriyoruz. Ve öğrencilere sosyal sorumluluğa teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizi gerek üniversitenin bulunduğu Çekmeköy bölgesinde ama daha da farklı olarak değişik yerlerde, mesela Tatvan'da bizim kırsal kalkınma projemiz var. 4000 çiftçiyi ilgilendiren Gaziantep Nizip ilçesinin Ravanda Havzası'nda bir kırsal kalkınma projelerimiz var. Oralarda çalışıyorlar. Psikoloji öğrencileri Gaziantep'te kurduğumuz madde bağımlılığı merkezinde, Oya Bahadır Yüksel Merkezi'nde,
Oya Bahadır Yüksel de bizim Factory şirketinin genel müdürüydü. Parayı o bağışladığı için, Antepli'de olduğu için onun adını verdik o merkeze. Orada madde bağımlılığı, yani tiner bağımlısı çocuklara destek oluyor üniversite öğrencileri olarak. Yani burada katılımcılık çok önemli. FIBA grubu, FIBA gönülleri diye bir şey kurduk, düzen kurduk. Ve FIBA'da çalışan herkes, bütün personelimize yılda 3 gün izin veriyoruz. Bu izin sosyal sorumluluk izni. Tatillerinin dışında o 3 gün mutlaka bizim grubumuzun veya başka grupların sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaları gerekiyor. Bir de vakıfların birbirleriyle paslaşmaları başladı Türkiye'de. Eskiden her vakıf kendi işini yapardı. Yani kendi konularına değinirdi. Şimdi ne bileyim Sabancı Vakfı, Açeve eşimin kurduğu vakfa destek oluyor. Vodafone Açeve destek oluyor. Vodafone Vakfı. Yani her vakfın belli bir uzmanlaşma alanı var. Ve bence o vakıfların da uzmanlaştıkları alanlarda çalışmaları önemli. Ve o sorunlara eğilmeleri önemli. Fakat sürdürülebilirliğe geldiğimiz zaman bu kırsal kalkınma işi inanılmaz önemli. Yani çiftçilere, köylülere bulundukları mekanlarda onları eğiterek onların üretmelerini sağlamak. Bizim Tatvan'da biz 4 yılda 3 milyonlar para harcadık. Bir kere bir tane okul yaptık. Türkiye'de herhalde bir köyde yapılan güneş enerjisiyle enerjisini temin eden ilk ve son okul. Ama onun yanında fasulye fidanları diktik, binlerce ceviz ağacı diktik, süt toplama istasyonu kurduk. Dolayısıyla hayvancılığı geliştirdik, hayvanların ürettikleri sütler toplama istasyonundan süt fabrikasına gidebiliyor. Bozulmadan süs bitkileri yetiştiriyorlar, belediyelere satılıyor. Bal yetiştiriyorlar. O kadar enteresan köylere dedik ki size biz finanse edeceğiz 10 tane bal kovanı verelim. 10 tane bal kovanı yılda 6-7 bin lira para kazandırıyor. 6-7 bin lira parayı da orada harcayamazsınız yani ne köyde ne ilçede yılda. Çok enteresandır. Bir tane erkek çıkmadı. Hepsi kadın çıktı 50 tane. 50 kadın bal yetiştiriyor. O balları paketlemesiyle meşgul oluyoruz. Onlar bütün biz yılbaşında artık bal yolluyoruz. Begüm sana geldi mi bizim ballardan bu sene? İyi çok iyi. Sana gelmedi. Ona geldi. Senin listeyi alacağım. O da sana geldi teşekkür ederim. Yani onun ballar, kekikler, zeytinler o ürünleri yolluyoruz. Kırsal, yani o pazarlamasına da destek oluyoruz köyün bu. Ve bütün grup dolayısıyla bu işlerle meşgul olmaya başlıyor. Bunlar kafalarını kurcalıyor herkesin. Ya bana göre bir şirketin yapabileceği en iyi şey o şirkette çalışan, o grupta çalışan binlerce kişiyi bu işin içine katmak. Çocuklarıyla beraber. Bu heyecan verici bir şey. Bence bu çok önemli. Bunu tavsiye ediyorum herkese. Başka gruplar da var bizim yaptıklarımızı yapan. Boyner gibi. Onlar da izin veriyorlar. Personeline başka gruplar da var. Bu inşallah yayılır. Çok teşekkürler. Zamana çok iyi riayet ediyoruz. O yüzden tekrar panelistlere bu anlamda duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Gaye Hanım sizden de kısaca almak istiyorum. Şöyle bir potansiyel görmüyor musunuz? Burada bir düşüncesel değişiklik için muazzam bir enerji birikimi var. Çünkü sorunlar var, şey var. Hepsi, bunların hepsi aslında ümitten konuşuyoruz. Yani nasıl değiştirebiliriz için konuşuyoruz. Buna öncülük edecek. Yani örneğin Coca-Cola şu an düşünüyorum. Dünyadaki toplamdaki sorunların giderilmesi için bir hani buna ilişkin büyük sorunlara hani şey yapabilir bir taslak bütçe oluşturabilir. Der ki ey dünya bu kadar bütçeye ve bu kadar güce ihtiyaç var bu sorunları çözmek için. Çünkü filantropizm diye işte Amerika'da herkes vefatından önce bağışlıyor. Kimisi vakıf ve vergi gayesiyle oluyor ama birçok insan da başka gayede bağışlıyor. Yani Coca-Cola şunu demez mi? Ey dünya bu kadar şey var. Yani hadi herkes hani bir gayret versin bir omuz. Çözelim şu sorunları demez mi? Çünkü şu maksatla çözersek çözemeyiz. Başka şey çıkar. Sonra başka sorun çıkar. Ya mülteciler bana geliyor çözelim. Bana gelmezse çözmeyelim. O yürünecek yol değil. Yani o kısa yol. O zaman başka bir çözüm bulur ona o mülteciler. Ama hani onun derdiyle dertlenmek için gerçekten ya senin derdin benim derdim. Sen mutsuzsan ben de bu evde mutlu olamam. Mümkün değil olamayız zaten. Yani olamayacağımız teknik olarak değil manevi olarak olamayız. Maneviyatımıza dönersek zaten adamın gelmesine gerek yok ya. Ayda olsa mutlu olamayız. Bunun için öncülük edemez mi? Evet.
Şimdi paylaşımdan bahsediyorsunuz. Bir kere çok önemli bir konu, hiç şüphe yok. Fakat ben konuyu filantropizm olarak görmüyorum. Görmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü işlerin, iş dünyasının bir hedefi var, bir varoluş nedeni var. Bunun içerisinde birçok kurumun, burada masanın etrafındaki kurumlar gibi vakıfları var. İlla vakıflar ne yapacaklarsa yapacaklar. Yani onların görevi farklı. Ama işlerin esas yaratacağı etki filantropizm üzerinden değil. Esas yaratılacak etki iş yaptığı sürece yapış şekliyle toplumu etkilemesidir. Yani biz eğer içecek satıyorsak yaptığımız iş içerisinde bir etki yaratıp bir fayda yaratmalıyız diye düşünüyorum. Bu fayda da sadece bir tarafa faydalı olacaksa, yani sadece finansal çevreleri mutlu edecekse, o bir yere gitmez, o sürdürülebilir olmaz. Faydanın eksenin bütün karelerine kontinyum üzerinde bir etki yaratması lazım ve herkese gitmesi lazım diye düşünüyorum. Burada da açıkçası bu bir varoluş sorunu. Yani bugün bunları konuşuyoruz. Yarın bunları konuşmayan kurumlar var olmayacaklar. Bu da çok net. Neden var olmayacaklar? Yani bir, çok büyük bir fırsat var. İnsanlık tarihinin muhtemelen en müthiş değişiminden ve dönüşümünden geçiyoruz. Bu fırsatı değerlendiremeyeceği için muhtemelen var olmayacak. İki, şu anda yeni yetişen nesiller, eğitimi çok belki eleştiriyoruz ama yeni yetişen nesiller dünyanın her tarafında bu değerlerle yetişiyor. Ve bu nesillere ürün satabilmek için, hizmet satabilmek için, bir değer verebilmek için bizlerin illaki de onların dilinden konuşmamız gerekecek. Onların değer yargıları içerisinde olmamız gerekecek. Bu bence bir rekabet ve varoluş sorunudur. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Ryan, son olarak şu soruyu sormak istiyoruz, pardon. Güney Afrika'da sonuçta mülteci sorundan çok uzakta bir yerde. Şeyi merak ediyorum, Güney Afrika bu sorunu nasıl değerlendiriyor? Ve orada mesela bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak isteyen böyle sosyal kurumlar, vakıflar, yani bu uzakta olmak ve yakında olmak kavramı açısından soruyorum. Dünyada bir yerler yanarken burada hani Güney Afrika'dan bu nasıl görülüyor ve bununla ilgilenen vakıflar, kurumlar, şirketler var mı bu sorunun çözümüyle ilgilenen? Zorlu bir soru oldu. Kısa bir cevap verebilirseniz, biliyorsunuz Güney Afrika mülteci krizinden oldukça uzakta. Tabii ki Güney Afrika bu kadar uzakta olduğu için çok da fazla mülteci krizinden büyük ihtimalle etkilenmeyecek. Ama özellikle Alt Sahra Afrika'da ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz, biliyorsunuz. Biliyorsunuz işte Zambiya'dan olsun, Zimbabwe'den olsun, Namibya'dan olsun, Malawi'den, Kenya'dan pek çok insan aslında iş arayışı dahilinde daha iyi bir hayat sürebilmek için Güney Afrika'ya gidiyorlar. Yani tıpkı böyle Amerika hayali dediğimiz şey vardır ya, işte buradaki ülkelerin vatandaşları aslında Güney Afrika'ya yasa dışı yollarda girmeye çalışıyorlar ve Güney Afrika'da iş bulmaya çalışıyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde herhangi bir işleri yok, iyi bir hayat süremiyorlar, ailelerini terk ediyorlar, topraklarını terk ediyorlar, evlerini terk ediyorlar ve Güney Afrika'nın yaşamış olduğu aslında en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Açıkçası Güney Afrika'daki yerel kişiler, yereller bu yabancılara, parantez içerisinde söylüyorum, çok negatif yaklaşıyorlar. Adam öldürme gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz maalesef. Çünkü bu diğer ülkelerden Güney Afrika'ya gelen kişiler, bu göçmenler binlerce kilometre uzaktan geldikleri için zaten hani yeni bir iş kurma açlığı içerisinde bu ülkeye geliyorlar. Ve bundan dolayı yabancılara ilişkin, bu parantez içerisinde söylüyorum, göçmenlere ilişkin ciddi bir nefret doğuyor maalesef. Ve bu bağlamda da sizin sorunuza cevap vermek için Güney Afrika
kıtadaki aslında mülteci krizine, kendi göçmen krizine daha fazla odaklanıyorlar. Her gün bununla yatıp bununla kalkıyorlar aslında. Tabii bu xenofobinin ortadan kaldırılabilmesi için ciddi bir mentalite değişimi gerekli. Şu anda çok ciddi bir savaş veriyoruz bu xenofobiye karşı. Evet. Muazzam bir zamanlamayla, tam da zamana riayet ederek bitirdik. Kimseye haksızlık yapmadan bitirmek zaten bu panelin de konusuna çok uygun olurdu. Şöyle sonuçlamak istiyorum. Aslında iş modelimizi değiştirmeye bakmak, biraz evet yeni nesil bu konuda eğitiliyor, böyle değerler şey yapılıyor. Biraz moda değerler var, moda olmayanlar var ama bu konuyu içselleştirmeye bakmak. Yani mesela neden hepimiz düşünmüyoruz ki ya herkes vefat etmeden, zaten vefat edince teknik olarak bağışlıyor hani, herkes topluma bağışlasa mesela bunun zaten hiçbir sorun olmaz bizim hayatımızla ilgili. Çünkü dünya bu düzeni, yani çünkü evet business şeriat diyorum ben ona, business şeriat bir şeyler diyor ama bu hakikat yani içselleştirilmediği zaman business şeriatın ömrü de tamamlanmak üzere. Ben 33 yaşındayım. 27 yaşında bir şirket kurdum. Tamamen adını bile ondan nefes koyduk. Her şeyini bağışlamak üzere. Vallahi işler çok iyi gitti yani. Çok da büyüyor, daha da büyüyecektir. Veya büyüse de büyümese de derdiniz değil. Bir kere zaten sorun orada. Tabii ki stratejiniz, kavramlar, büyüme, hedefleriniz oluyor ama olmaması sizin gönlünüze ne koyuyor olduğunda. Yani vazgeçebilme olasılığı. Çünkü bizi iki sonuç bekliyor. Aslında bunu yani tartışmasız iki sonuç. Bu felsefe de değil, kavram da değil. Sonuç. Yani ya hiç olacağız ya yok olacağız. Ya bence hiç olmaya, önceden hiç olsak daha güzel yani. Yok olmaktan daha güzel değil mi? O yüzden bu bağlamda aslında hepimiz bu şeyin ortağıyız. Aslında herkes bunu baktığınızda bakın, damla tartışılırken ne kadar insan var ve ne kadar ilgi var. Muhakkak buradaki insanların ilgileri bu konuya çok. Ama derya tartışılırken, yani bırak geyiği gibi oluyor, felsefeyi bırak, spesifik nereden para kazanacağız şey oluyor. Biliyorum buradaki insanlar öyle değiller veya bu konuşmalara katılamayanlar da ama daha iyi bir nokta için bu sistemi tartışıyor olmamız ve burada bunun öncülüğünü yapan, gerçekten bunun değer öncülerinden böyle fikirler alıyor olmak, bizlere katkı sunmaları çok önemliydi. Zamanınız için, dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ama Sadece paranı değil, borç alıp onu da bağışlayacaksın. Üniversite kurduğun zaman böyle olması gerektiğini göreceksin. Çok teşekkür ediyoruz tüm konuşmacılarımıza. Ayrıca spiritüel mesajları da alan aldı diye düşünüyorum birlikle ilgili. Çok teşekkürler. Değerli konuklarımız, şimdi öğle yemeği aramız var. Park Rezidans ev sahipliğinde bir öğle yemeğimiz var. Süreden dolayı normalde 14'te başlayacaktık. 14.10, 14, 2'yi 10 geçe tekrar burada zirvemiz başlayacak. Teşekkürler. Tamam, toplu bir fotoğraf, Begüman Hanım, Erdem Bey, toplu bir fotoğraf rica ediliyor. Hüsnü Bey, Galya Hanım. We're gonna have a family picture.